Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti Çanakkale Savaşı'nda oradaki askerlerimizin ekmek, yemek bulma şansları olmadığından oradaki insanlara üzüm hoşafıyla kuru ekmek verilerek bu savaşların kazanıldığını, gelecek bu yeni nesillerin yemek seçmelerindeki arzuları, yemek yerken yemekleri beğenmemeleri, bu bir örnek olarak üzüm hoşafıyla kuru ekmekten savaşın kazanıldığını, bu tarihin bu nesil bu şekilde bu vaziyete getirildiğini ispat etmek için atalarımızın ne çileler çektiğini bir nebze de olsun biz genç nesillere iletmekti, bir mesaj vermekti. İnşallah da mesaj vermede başarılı oluruz. Çünkü biz gençler olarak aslımızı, neslimizi inkar etmememiz lazım ve neslimizi çok iyi takip etmemiz lazım. Atalarımızın bize bırakmış olduğu vatanı çok iyi korumamız lazım. Bu gençlere Çanakkale programını yapmamızın asıl nedeni de Çanakkale destanının nasıl kazanıldığını, bu savaşların asıl nedeni ne olduğunu, biz genç nesillere, bizden sonra gelecek olan nesillere daha iyi bir mesaj vermek ve onları, atalarını, nesillerini ve bir destanı unutulmamasını göstermek için. Gelenlerin tepkisi ne oluyor bu kuru ekmeğe? İlk başta şaşırıyorlar. Neden bunu da veriyorsunuz diye. Tabii biz bunu birebir söylemek yerine programın içerisinde slaytı var ve sunucu arkadaşlarımız bunu belirtecekler. İşte Çanakkale Savaşı'nda yemek listesinde bunu söyleyecekler. Orada mesajı birebir anlamaları için ilk başta söylemedik ama gelenlere ikram ettiklerimize de bu ne diye sorduklarında açıklama yapmak zorunda kaldık. الله من الشيطان الرجيم قل لمن يقتل في Osmanlı Devleti. Çoğu kişi bunu işte Enver Paşa'nın Alman hayranı da ifade eder. Fakat o dönemin bunun böyle olmadığı görülüyor. Veyahut da yapılan anlaşmalara, ikili istişarelere bakıldığında bunun böyle olmadığı görülüyor. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın başlama nedeni her ne kadar Sırplı öğrenci Prenčep'in Ferdinand'ı Avusturya Macaristan veliaht Ferdinand'ı öldürmesi olarak ifade edilse de Rabbine koskoca dağlar gibi bir ordu para ödülü olduğu için aslında kendisi yazmayı düşünmüyordu. Ben ısrar edince yazdı. Şimdi sizlere o şiir okumak istiyorum. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlar. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Kabul edilmiştir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Akşam üzüm hoşafı ekmek. 18 Temmuz sabah. Üzüm hoşafı. Öğlen yok. Kimi zaman ekmek bile bulamadılar. Şimdi o dedelerin torunları çeşit çeşit yemekleri beğenmiyorlar. Bununla devam etti. O günden sonra köpeği yanından ayırmadı Hasan Bey. Adını da Canberk Bey. Aç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca aşık ki ufuk. Deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada.
vahşetlerdeyiz. İçimde şehitlerimizin emanetini omuzlarımızda taşıyoruz. Ödül olduğu için yarışmaya katılmamıştır. Ulusal maç niteliğini taşıyan bir katılmayı kabul eder. Daha önce ön elemede seçilen 6 şiirle Mehmet